Aslan burçları <laughs> Ay burcu Aslan ve yükselen Aslan olan arkadaşlarım. Bakalım 8 Ocak, 14 Ocak dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men minallah hadise. Allah'tan başka gerçek sözlü kim olabilir demektedir. Arkadaşlar burada e, Zatı şahaneleri Yüce Allah'ımız diyor ki Yani e, söz olarak Sohbet olarak güzel işler Yapanlar olabilir etrafınızda Fakat her Söze kanmayın Tutkuyla bağlanmayın Çünkü Rabbin sözleri en doğru Olandır Rabbimiz hepimizin gönül gözünü açmıştır İç sesimize kulak verirsek <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. İç sesimize kulak verirsek ve karşımızdaki insanlara da hak yani tamam söz hakkı verelim ama kendi iç sesimizden dışarıya çıkmayalım. Fikrimizi açıklayalım. Bu sefer doğru yolu bulacağımız ve kendimize uygun bir hayatı inşa edebileceğimizi anlatmak istiyor bu ayeti kerimede. Nisa suresi 87. ayeti kerimeyi okudum arkadaşlar. Ve gücünüzün yettiği ölçüde kendinizi yenilemeye bakın. inancınızı sağlamlaştırın. Ve elbette hayatımıza güzellik de katacağız. Ama ilişkilerimize, sor, ilişkilerimize bir sorgulama getirelim. Aslan burçları çabucak kanabiliyor aslan hanımları, aslan beyleri. Yani güzel söz duymak onların en zaaf yerleri yani. O yüzden yani siz kendi yapacaklarınızı söz veriyorsunuz. Delikanlıca yapıyorsunuz aslan burçları ama insanlar maalesef delikanlı değiller. Aslanın her zaman söylüyorum dilime pelesenk oldu. Aslan erkekleri de aslan kadınları da nedir? Yani böyle delikanlıdırlar ama herkes öyle değil. Kaypak insan çok. Dikkat edin diyorum. 5 gün içerisinde bir insana karşılaşabilirsin. Eğer yeni tanışıyorsan dikkat et. Tehlike sinyali veriyor. Dolandırıcı, sahtekar, yalancı, düzenbaz olabilir. Yani Merkür'ün olumsuz özelliklerini almış birisi. Bu ikizler, balık, başak yani ya da terazi burçlarından yay burçlarından olabilir ama bu burçların olumsuz özelliklerini kendine katmış biri. Rahatsız edecek psikolojik sorunları olan birisi. Dikkat ol. 5 yani gün sonra tanışabilirsin. 15 beş gün 5'li sayı veriyor. Önümüzdeki günlerde tanışabilirsin. Dar görüşlü olmasına rağmen sana geniş fikirlerle gelecek bir anlaşma imzalamaya çalışacak. Sakın ona fırsat vermeye sevgili Aslan burcu ve bir seyahat çıkıyor. Hayırlısıyla seyahatinizi güzel planlarsanız iyi, olumlu sonuçlar alacağınızı, başarıyı yakalayacağınızı. Görünür, görünmez bütün kaza ve belalardan emin olacağınızı, sıkıntılarınızı atacağınızı gösteriyor efendim. Hiç merak etmeyin. Bir romantik bir konuşma olabilir. Yani eğer ikili ilişkilerde herhangi bir gelişme kat etmediyseniz hayırlısıyla ikili ilişkilerde çok güzel gelişmeler kat edeceğinizi bir e, yeni bir döneme gireceğinizi, kalp gözünüzün açılacağı bir döneme sevgi ve duygusal bir yaklaşımla hayırlısıyla gireceksiniz sevgili dostlarım. 6 kişi bir arada olup bir toplantı yapabilirsiniz. Aile meclisi olabilir, iş toplantısı olabilir. Sonunda tatlıya bağlanma, duygusal bir sorunun çözülmesi belki bir nişan olayının bir nikah olayının sözleşmesi yapılabilir çok rahat bir ortam soft bir ortam rahatlatıcı müziklerin falan olduğu bir yer olarak geldi evet işlerinize odaklanacağınızı güç kazanacağınızı ve bir nasıl diyeyim geniş açı ile baktığınız için çözüm odaklı olacağınızı incindiğiniz veya kırıldığınız bir olayla ilgili birinin gelip sizden özür dileyeceğini gösteriyor. Evet, konsantrasyon eksikliğiniz var biraz. Hani Merkür'ün de retro olmasıyla unutkanlık çok fazla bu ara. Aslan burçları sizde. bağlılıkla ilgili verilen sözlerden cayma, yalancı insanlarla karşılaşma çok oluyor. Konsantrasyonunuzun zayıflığı biraz insanların sizi üzmeleri karanlık ruhlu kimseler ve bunlardan gelen negatif enerji bir de para kayıpları da gözüküyor. Hayırlısıyla maddi manevi bazı işlerinizi yoluna koyacağınızı görüyorum. Evet şu anda işe yaramayan kötü niyetli insanları hayatınızdan atacağınızı bir çaba içine gireceksiniz. Bu çaba da gelirinizi artırmak biçiminde olacak. Acaba işte daha fazla nasıl kazanabilirim? Hayatıma Yenilik nasıl katabilirim? Mesleki anlamda nasıl başarılı olabilirim? Hem bedenen hem de zihniyen sizi rahatlatacak işler, rahat rahat nasıl daha çok kazanç elde edebilirim sorusuna cevap bulunmaya çalışacak arkadaşlar. Ancak ancak kendini kontrol et. Maddi manevi fazla açılma diyor yıldızlar. Fazla açılırsan yani içine sinmeyen şeyler yaparsan ya da kafanın yatmadığı insanlarla iş yaparsan yani artış yerine tam tersi azalış küçülme olur diyor iyi bir alan araştırması yapabilirsin sevgili dostlar sağlık olarak üreme organlarına genital bölgelere sırt ağrılarına karşı dikkatli olun çok yormuşsunuz bu ara kendinizi Evet, biraz insanları da idare etmekten sinir sistemin bozulmuş boğaz ve baş ağrıları dikkatli e, olmanızı gerektiriyor. Dikkat edin sevgili arkadaşlarım. <laughs> Uyku problemini çözmüş çoğu aslan burcu arkadaşım hayırlısıyla uykusuzluk problemi sizden uzaklaşmış gösteriyor. Şimdi yalnız bugünlerde <laughs> aslan erkekleri, yani evli aslan erkekleri dikkat etsinler. ...hani kalbini, gönlünü... ...birine kaptırmasınlar... ...yani gözleri kayabilir... ...gönülleri kayabilir... ...bunu uyarıda bulunuyorum... ...aslan erkeklerine... Yani ...risk almaya değmez... ...yurdunu yuvanın yıktığına değmez... ...ilişkilerinde... ...ev halkı tarafından... ...yani bekarsan... ...anne baban tarafından onaylanmayacak... ...bir ilişki... <gülüyor> ...evliysen... <gülüyor> ...işin duyarsa... <laughs> Evliliğin ciddi anlamda yara alabilir, hatta boşanmaya kadar gidebilir. O yüzden çapkınlık yapmanın sırası değil, bunu da söyleyeyim. Yani hiçbir zaman sırası değil de, şimdi hele hiç değil. Bulanı suda balık avlamayın. Venüs ve Uranüsün pozisyonu bir ay boyunca size alarm veriyor. Ani bir aşk, ani gelen bir aşk yuvanızı sarsabilir diyor. Aniden birine aşık olmuş olabilirsiniz. Tamam uyum ve denge gözüküyor. Yeni aşk sizi yani baya bir e, nasıl diyeyim mutluluğa taşıyacak yani adeta bulutların üzerinde taşıyacak ama bunun yanı sıra evliliğin riske girebilir diyor e, aynı zamanda işleriniz parlayacak takdir göreceksiniz ve yeni başlangıçlar için çok iyi bir döneme gel gelmişsiniz e, aynı zamanda hani bir eğilip bükülmeler söz konusu Farklı olanı denemek sana çok iyi gelecek. Aynı zamanda işlerini yoluna koyacağın bir dönem eşitsin. Sıkıntılar, üzüntüler gitmiş gösteriyor. Zikrinizi vermek istiyorum Aslan burçları. İkili bir zikir yani ikili bir esma veriyorum. Yıldızname'de çıktı. Ya Kudüs Ya Mennan. Arkadaşlar 206'dır tekrar sayısı. Ya Kudüs Ya Mennan ruhani alemden destek anlamına geliyor. 206 tekrar sayısı ya Kudüs ya Menan ve baht açıklığı için yol açıklığı için birebirdir. Çekiniz efendim. Pazar gününüz kutlu olsun sevgili arkadaşlarım. Bu videonun bitiminde belirteyim. Pazar günü Şems günüdür. Aslan Burcu'nun günüdür. Haftanın ilk günüdür. Çünkü haftanın ilk günü nedir? Pazar ile başlar. Sunday, İkinci günü salı günü ay günüdür. Monday ve sevgili yengeç burçlarını veriyorum. Salı günü Mars gününde eh, akrep ve koçları veriyorum. Çarşamba günü Merkür gününde ikizler ve başa veriyorum. Perşembe günü eh, Jüpiter ve eh, Jüpiter gününde hem... Eh, Balık hem de yayları veriyorum. Cuma ve iş gününde terazi ve boğaları veriyorum. Cumartesi haftanın son günü oluyor arkadaşlar. Cumartesi günü Satürn günüdür. Zorlayıcı bir gündür kova ve e, oğlakları veriyorum. Hepinize güzel bir hafta başlangıcı diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Ayrıca haftalık e, tarot bakımım da var. Onları da izleyin. Videomu lütfen yorum yapın emeğe saygı adına beğenin yorum yapın daha çok keşfete düşmek için arkadaşlar yoksa emeğim hakkım yeniyor. Başka yani kötü taklitlerim var. Yıldızlama bakıyorum diye. Onları ön plana alır YouTube beni ön plana almıyor. Onların beğenisi çok fazla, benimkilerin beğenisi çok az arkadaşlar. 10.000 kişi seyrediyorsa yani beni beğenen 400-500 kişi çıkmıyor bile. Bunun yani binlerce olması lazım. Yani beğenmiyorsan niye seyrediyorsun? O da ayrı bir konu. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.